Fetvasını iş başına getirip bu işi kökünden düzeltmeden saadet bulamazsın. Bundan dolayıdır ki önce ahlak ve maneviyat bayrağı neredeyse milletçe oradayız, yani Saadet Partisi'ndeyiz. Diğer yandan bugünkü zulümlerden kurtulmak için mutlaka adil bir düzenin kurulması gerekir. Bugünkü bu sömürücü faizci düzenle saadet olmaz. Bak görüyorsun şu AKP, şu 5 sene içerisinde 30 tane dolar trilyoneri, milyarderi ortaya yere koydu. Bunların servetleri 75 milyon servetinden daha fazla. Bu nasıl adalet ya? Öbür taraftan köylü aç, memur aç, esnaf aç, bütün insanlar aç. 75 milyon inim inim inliyor. Biz Saadet Partisi Hanımlar Komisyonu'nun Ankara varoşlarındaki ziyaretlerinden döndükten sonra anlattıkları manzaraları gözyaşlarıyla dinliyoruz. Bu zulüm gören insanlar köyünü terk etmiş, yaşama mücadelesi veriyor. Hallerine baktığımız zaman yüreğimiz sızlıyor. Bunlar bizim kardeşimiz. Sadece Türkiye'de değil, bu faizci emperyalistler, işte Afrika. Her sene 100 milyon çocuğu öldürüyor ilaçsızlıktan. Bu zulme tahammül edemeyiz. Biz Müslümanız. Bütün insanların saadetini istemek bizim insanlık görevimizdir. Bu sebepten dolayıdır ki bu zulümlere müsaade edemeyiz. Bu zulüm düzenine müsaade edemeyiz. Bu faizci sömürücü düzeni değiştireceğiz. Adil bir düzen kuracağız. Türkiye'de bütün insanlığa da saadeti getireceğiz. Ey aziz milletimin kıymetli evladı, sana diyorum ki ahlak ve maneviyat bayrağı neredeyse onun altına koy.